...Hacı yakışıklı sizde kalmıştık. E, mülakatlarla ilgili konuda değerlendirmenizi alalım. Artık burayı da toparlayalım. Şimdi bir söz vardır. E, hafızayı beşer, nesyan ile maluldur. Biz şimdi e, unuttuk sanki. Yani mülakat niçin gelmişti? Sanki Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana mülakatlarla iktidara gelip mülakatlarla 21 yılı tamamlayan bir iktidar gibi düşünülüyor. Oysa mülakat dönemi. 2016-15 Temmuz darbesiyle beraber fetöcülerin devlet kurumlarına sızmaması için getirilmiş bu uygulamaydı. İdeal olan nedir? İdeal olan bir ülkede mülakatın hiç olmamasıdır, sıfır. Yani sınavından başarıyla geçmişse, siz onun kimliğine, herhangi bir kimliğine, hı hı. ırkına, dinine, mesbine, bulunduğu anasının babasının siyasi partisine bakmadan 100 puan, 90 puan, 80 puan diye sıralayarak ben buradan yukarısını alıyorum dediğiniz zaman herkes almaktır. İdeal e, olan Ama burada itiraz edilen temel nokta hani 7 sene geçti. Şimdiye kadar kaldırılabilir miydi? Kaldırılamaz. Kaldırı. Niye kaldırı, kaldırı. kaldırılamadı? Şundan, Şundan dolayı Öyle söz aldım. E, devam Hı. eden mülakat meselesine ilk itirazı stüdyoda yapan benim. Ben de konuyu ilk ele aldığımda bu mülakatın aslında bir takım devleti ele geçiren yapılara <laughs> e, örgütle elintili insanlara karşı devletin kendi kadrolarını korumak gibi daha tabi sayılabilecek bir refleks hareket ettiğini söyledim. Evet. O yüzden hani siyan ile malul falan değiliz. Onu sizin bir için kullanmadım. Altını yok. çizelim. Hayır hayır sizin için kullanmadım. Toplumumuz genellikle ya da siyasi partiler genellikle bunu kullanırken sanki Türkiye'de bu yaşanmamış gibi. Mesela Cumhurbaşkanı'nın mesela 2023 hedeflerini konuşurken. Bir dakika hacı bir şey soracağım Hı? sana. Şimdi mülakat otomatik olarak kayırma düzenini öyle bir içselleştirmişiz ki mülakat illa adaletsizlik demekmiş. Şey. Aslında yani objektif mülakat sistemi olsa bazı pozisyonlar performans gerektirir. Ben kategorik olarak mülakata aslında karşı çıkmam. Mesela, yani bazıları şurada, mesela şurada hitabı gerektirir. Yapılabilir, doğru söylüyorsun. Kötüye, Kötüye kullanılmasa Kötüye kullanılmazsa mesela öğretmenlik mesela, için bence önemli evet, bir ben mülakat. Ben öğretmenler örneğini verecektim. KPSS'ye giriyor, puanını alıyor ama öyle bir kişi ki şiddete eğilimli. Sonra bir bakıyorsun çocukları dövüyor çatır çutur. Evet. Yani e, psikolojisi bozuk. Okumuş 4 yıl üniversiteyi. Üniversitenin son senesinde psikolojisi bozulmuş. Siz psikolojisi bozuk birisini puanı yüksek diye öğretmen atıyorsunuz. Buralarda bu kriterlerle mülakat yapılabilir. Evet. Kriter psikolojik tahlil şeklinde öğretmenler için söylüyorum. Veya ya da konuşma alacaksınız, becerisi, hitap etme becerisi önemli mi? Eğer bu? siz puana göre alırsanız, Devlet katildir diyen bir kişiyi subay yapar mısınız? Dolayısıyla canım, subaylıkta da böyle bir işte zaten. işte mülakata orada mülakat olabilir ama iyi de mülakatta adam zaten devlet ki. katildir demez ya, ha, yani. Şimdi <laughs> e, müla e, siz devlete memur atarken kesinlikle ideal olanı ben Geçmişe savunuyorum zaten. Yani? Kim böyle isteyebilir mülakatı? Ama öyle bir anlatılıyor ki önce zannedersiniz ki hiçbir CHP'linin çocuğu devlet memuru olamamış gibi 21 yıllık iktidar döneminde. Oysa çevremizde Birçok e, görüşe sahip insanların çocukları devlet memuru olabiliyorlar. Mülakatın gelme sebebi FETÖ'ydü. Peki 7 yılda bu 6 yıl sonra 7 yıl sonra mı gerçekleşti diye bakarsanız yani öyle bir teyidi devamı da konusuydu. Paris'te soruları doğuyor tabii ki. Paris'te Charlie Hebdo karikatüristleri öldürüldü. Charlie Hebdo dergisinden nefret ediyoruz ama karikatüristler öldürülmesin. Tamam. Ee, aynı Charlie Hebdo deprem olduğu zaman Türkiye'ye tank göndermemize gerek kalmadı dedi. Cumhuriyet gazetesi de Charlie Hebdo dağıtmıştı. Yani bir özür dileseler iyi olur o noktada. Şimdi e, orada en ufak olayda devletin kendine gelmesi aylar sürüyor. Yani aylar sürüyor. Bütün dünyayı Paris'e topladılar ve yürüyüş yaptılar. Biz de 15 Temmuz 2016'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yarısı FETÖ'den görevden alındı. Böyle bir gerçeklik var. Efendim şundan bundan sebebi bu şu demiyorum. Hakim ve savcıların yarısı görevden alındı böyle bir Türkiye belini ancak 7 yıl sonra doğrultabilirdi. Bu süreçte de mülakatla görev alınmak zorunda kaldı. Fakat iktidar diyor ki mülakat sisteminin sonuna geldik. Bundan sonra bazı alanlar dışında mesela güvenlik, milli istihbarat teşkilatı e, askeriye gibi alanlar dışında veya öğretmenlerin psikososyal e, incelemesi dışında bütün mülakatları kaldırıyorum diyor. Dolayısıyla siz devlet dairesinde memur olacaksanız e, aldığınız puana göre atanmış olacaksınız. Bunun sebebinin F terör örgütü olduğunu bilelim. Eğer birileri diyorsa ki, sizleri tenzih ediyorum, genel hatlarıyla söylüyorum. Eğer birileri, ya yok FETÖ diye bir terör örgütü yok diyorlarsa, ona bir şey demem. Ama böyle bir terör örgütü var, Türkiye'nin hücrelerine sinmiş, şu veya bu şekilde, bütün siyasi partiler döneminde, e Özel döneminde de, Ecevit döneminde de, e AK Parti döneminde de devlete sinmiş bir FETÖ var. FETÖ, 5 e yıl içerisinde devlete sinmedi. Dolayısıyla, ee, bu mülakat sisteminin kaldırılması olumlu mu neticeye bakarsak evet hepimiz buna olumlu diyoruz artık zamanı geldi insanlarımız e, mülakata girmesinler ama mülakatın sebebi sen ailen CHP'li mi almıyorum değil FETÖ'den dolayı yapılan bir mülakattı 2023 hedefleri tuttu mu tutmadı mı noktasına baktığımız zaman 2023 hedefleri bundan 12-13 sene önce konulan hedeflerdi 2012 yılında 2012 yılında ya biz büyük bir mit krizi yaşadık. Milli İstihbarat Teşkilatı krizi yaşadık. Hiçbir ülkede Avrupa'da bakıyorsun BND ile ilgili bir kriz yaşanmaz. İsrail'de Mossad'la ilgili, Rusya'da kendi istihbarat örgütleriyle ilgili, KGT ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. MI6 sıkıntı yaşamaz. Hatta adamlar James Bond filmleri çekerler. Bangır bangır propaganda yaparlar. Bize gelince aman ya Rabbim, mit krizi yaşandı. Ee, bizim devletin beynine girme krizi yaşandı. 2013 yılında Gezi olayları yaşandı. Gezi'deki eylemcileri bir tarafa koyuyorum. Eylemlerini yapabilirler ama polis araçlarının yakıldığını, ambulansların yakıldığını, bankaların, banka e, matiklerin e, yakıldığını hep beraber gördük. Dolayısıyla bunun ekonomiye etkileri ve dünyadan gelecek dış yatırımları nasıl engellediğini de iyi tahlil etmek gerekiyor. Siz 2013'te Gezi Park olaylarının aynısı Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşansaydı onlar kesinlikle kendilerine gelemezlerdi. Ve 15 Temmuz, daha aradakileri saymıyorum. Evet, 15 Temmuz Mars, darbesi. E, bundan sonra bir pandemi dönemi yaşadık. Allah aşkına Türkiye'de 17 gün boyunca iş yerleri kapalı kaldı. Pandemi dönemi yaşadık. Bütün bu dönemlerden sonra e, Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bu yüzden evet 2023 hedeflerinde e, mutlaka bir sapma gerçekleşti. Ama şu örneği vermek gerekiyor. B Bizim 50 bin insanımız daha geçen ay vefat etti. Vicdan el vicdan ya unuttuk ya. Ya bu siyaset öyle bir şey hep hepsi için söylüyorum. Bu siyaset öyle bir şey ki ya, ya 50 bin insanımız miyiz? 50 bin insanımızın 40'ı yeni çıktı. 40'ı yeni çıktı. O ölenlerin hepsine Allah rahmet eylesin. O ölenlerin ırkını e, ırkı ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa e, olsun bizim be. insanımız. Şimdi siz yeni konut yapacaksınız. Peki yeni konutları Cumhurbaşkanı diyor ki ben 319 bin tanesini bir yılda e, Toplamda da 630 bin konutu yapacağım ve benim önceliğim 650 bu bin yeni konut yapmak. 630, 630 bin konut. Artı A çünkü, 500 bin de token alıp yaptık. 500 bin tokeni. 630 bin bağımsız yönetici. birim yıkıldı. Ben bütün deprem bölgesini gezdim. İnanın birçok farklı kesimle görüştüm. Deprem bölgesinde şu anda gıda vesairede sıkıntı yok ama insanlar artık e, çadırdan konteynere geçmek istiyor, Konteynerden da eve geçmek istiyor. Peki eve geçebilecek misin? inanıyor musun dediğim zaman evet devlet devlet benim evimi yapar beni bu evlere yerleştirir diyor evleri yıkılmış vatandaşlarla görüştüğüm zaman CHP liste var içerisinde yaparlar diyor peki yapabilir mi hakikaten örnek var mı var ee, son 20 yılda toplu konut idaresi kaldı ki bu evleri de toplu konut idaresi yapacak 1 milyon 180 bin konut yapmış bu da yılda 60 bin konuta tekabül ediyor ve Türkiye'de 85 milyonluk bütün Türkiye'de çoluk çocuk dahil et her 72 vatandaştan birisi Toki'den ev almış. Dolayısıyla devletin hafızasında bir tecrübe var. Şimdi bu tecrübeyi değişen bir iktidar ne hale getirir? Yoksa mevcut iktidar bu tecrübeyle bu konutları yapar mı diye bunun kararını verecek olan da yine e, vatandaşın kendisi. Efendim hocam gençlerimiz Çok bakın şimdi birkaç cümleyle gençlerimizin yüzde 60'ı 70'i yurt dışına çıkmak istiyor sözü bir araştırma şirketinin biliyorum o şirkete söylemeyeyim şimdi bir araştırma şirketinin yaptığı anketin çarpıtılması sonucu çıkan bir. Çocuklara soruyorlar, gençlere soruyorlar. Ya yurt dışında eğitim imkanı olsa gider misiniz? Gideriz diyor. Yani kim gitmez ki? Yurt dışında eğitim imkanı olsa Rusya'ya da gidersin, Afrika'ya da gidersin, iyi bir eğitim alır, Avrupa'ya da gidersin. Efendim dedi, ya gençler gitmek istiyor, bak 60'ı 70'i dediler. Ya gitmek... Gençlerin %70'i gitmek istese sosyolojik patlama olur Türkiye'de. Bunu hepimiz hissederiz. 2002 yılında iktidarın değişeceğini nasıl hissettik? Polisler bile yürüdü. 2002'yi hatırlayın. Polisler bile çıktı ve eylem yaptı. O gün ne dedik biz? Polislerin eylem yaptığı ülkede kim ee, bir eylem yapmaz ki? 2002 yılından bahsediyorum. Bugün geldiğimiz noktada bir sosyolojik patlama var mı yok? Talep var. Gitmek isteyen de mutlaka bir kesim vardır. Ama bu yüzde 60-70 değil. Bunun yanında efendim Şaban Bey az önce bir şey söyledi. Bakın bu, bu hoş bir şey değil. Tamam, bunun nasıl kaç emniyetli Alevi dedi. Bakın kaç emniyet müdürü böyle bir şey olur mu? Şimdi her şeyi bırakacağız. 81'inin emniyet müdürlerini ve ilçe emniyet müdürlerini mezhebine mi görev ayarlayacağız? Alevi ise de görevini yapıyorsa olsun. Alevilerle Elbette. herhangi bir tür Alevilerin ben Ama e, alevi evinde de yatarım. Ama Alevi olmasın bir handikapta olmasın. Vali de olabilir. Her şey olabilir. Ya bu tartışma... Bana eski Türkiye'yi hatırlatıyor. Yani başörtülü hakim olamaz diyorlardı birkaç sene önceye kadar ya. Başörtülü hakim adil karar ver ne kirli bir şey. Başa açık hakim adil karar veremeze geliyor. Bir alevi şu olamaz. Ne kadar ayıp. Bir alevi şu olamaz Cansladım, demek ne kadar. kadar, kadar bir insanın bir kere alevi geliyor olduğunu söyleyerek bana. o kimliği öne koymak bir kere doğru bir şey değil. Bir insanın sünni olduğunu Aslı Baykal'ın güzel bir sözü var. Sevin, sevmeyin. Eleştirin, eleştirmeyin. Çok güzel bence altın harflerle son dönemin en güzel yazılmış sözüdür. Artık Türkiye'de diyor Aslı Baykal, rahmetli Deniz Baykal'ın kızı. Kürt-Türk ayrışması, sağ-sol ayrışması, Alevi-Sünni ayrışması yok. Artık Türkiye'de milli ve gayrimilli ayrışması vardır. Yani insanlara sen gayrimüslim misin? Sen gayri Türk misin? Gayri Kürt misin? Böyle bakılmıyor. Artık ayaklarını bu topraklara basıp bu toprağın insanına hizmet ediyor musun etmiyor musun diye bakılıyor. Yani Dolayısıyla Bey e gidelim. Ben, Şaban Bey çünkü, Bu noktada mülakat e, ben ...onu, onu da sür şey bırakıyorum. Şey mülakatlarda efendim işte Türgev'den AK Parti'den Spanlı. Mülakatların ana sebebinin FETÖ olduğunu bilelim. Kaldırılmasının da en Peki. son TV-100 programında gene söylemiştim. Nihal Hanım da zaten Peki. söylüyordu bununla ilgili görüşler. Herkes söylüyordu. Söylediğim şuydu. Mülakatlarda ideal olan olmaması o, o, hiç olmamasıdır. Bundan sonra da FETÖ ile ilgili ee, mücadelenin bir an önce hızlı bir şekilde bitirilerek bu mülakat sisteminin e, özel güvenlik istihbarat birimleri dışında kaldırılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.